Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün de sizler için yumurta sıkışması ile ilgili video çekeceğim ve canlı olarak yumurta sıkışmasını çıkartacağız arkadaşlar. Daha önce sizlere yumurta sıkışmasından bahsettim. Yumurta sıkışmasına birçok kez müdahale ettik. Tekrardan hatırlatma amaçlı ve bu yumurta sıkışmanın sebeplerinden biraz bahsederek yumurta sıkışmasına tekrardan müdahale edeceğiz beraber arkadaşlar. Şimdi yumurta sıkışması dediğim gibi kalsiyum eksikliği, kalamar kemiği, kalamar kemiği bulamıyorsanız yumurta kabuğu verin derim arkadaşlar. Yemini, vitaminini devamlı vereceksiniz tabii ki. Bunlar eksik olduğu zaman kuş 3. 4. yumurtadan sonra yumurta kendini halsiz bir şekilde dışarı atıyor. Şimdi burada örnek olarak şöyle kuşumu göstereyim. Bu kuşun mesela içeride 4 yumurtası vardı. Az önce yumurtalarını aldım. Poposuna yağ sürdüm belki yumurtlar diye. Sabah sürdüm. Öğlene kadar yumurtlamamış ve halsizlik var kuşta. Poposunda da yumurta belli oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu durumlarda kuş halsiz kaldığı durumlarda tabii ki burada iki erkek de bakıcı erkek. Bunlar kuşu normalde salmada ikisi de besliyordu ama şu anda bir kavga içindeler. Neden? Çünkü bir tanesi bir tanesine izin vermiyor. Ben de birini ayırıyorum arkadaşlar. Gel oğlum gel. Gel salmaya atacağım seni gel. Evet. Kuşumun birini ayırıyorum. Çünkü öbür erkekle kavga ediyor. Normalde bu dişiyi ikisi beraber salmada besliyordu arkadaşlar. Ben de şimdi bunu salmaya bırakacağım veya şuraya bırakayım. Burada ona başka bir tane eş bulacağım. Şimdi bakıcı erkekler arkadaşlar böyle güçsüz dişilerin yanına bırakıyorum ki ikisi beraber bol bol beslesinler diye. Bazen de böyle erkekler birbirleriyle uğraşıyorlar. Normalde bir aydır kuş yumurtlayana kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Yumurtladıktan sonra kavgalar arttı. Bakın gördünüz mü? Normalde hiç ele gelmeyen kuşumuz gördüğünüz gibi kaçamıyor arkadaşlar. Şimdi burada size yumurtanın nasıl popoda sıkıştığını, nasıl belirtileri olduğunu canlı olarak göstereceğim ve yumurta sıkışmasını anlatacağım. Şimdi kızım şu kamerayı tutar mısın? Evet. Şöyle tut. Şimdi arkadaşlar kuş zaten evet arkadaşlar şimdi normalde elimizi ısıran kuş halsiz elimizi ısıramıyor. Bu durumda hemen popo kısmına bakıyoruz ama popo kısmındaki şişliği görenler yani her kuşta dişilerin genelinde oluyor. Bunu görenler hemen şey sanıyor. Yumurta sanıyor. Her şişlik yumurta değildir arkadaşlar. Bu önemli. Her şişlik yumurta değildir. Bazen yağlanma olabilir. Bazen farklı durumlar olabilir. Uğur olabilir. Şimdi yumurta olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Bakın parmağınızı şuradan dokundurduğunuz zaman yumurtanın sertliği bakın. Şurada şu an yumurta var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bembeyaz. Bakın şu an yumurtayı tuttum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an yumurta var. Şimdi yumurtanın çıkartma tekniğine geleceğiz. Önce güzelce yağladık arkadaşlar. Sabahtan yağlıyoruz. Hani sabah yağını sürüyoruz ki yumuşasın. Bazen kendi yumurtluyor. Kendi yumurtlamadığı durumlarda da böyle ben müdahale ediyorum. Şimdi kuşu güzelce tutuyorum. O da benim elimi tutuyor. Şimdi yavaş yavaş evet arada ısırıyor. Normal. Yavaş yavaş şu iki parmağınızla alttan bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın biraz dışkılama olabilir. Dışkılarını temizleyeyim. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş yumurtanın alt tarafından bastırıyorum. Kuş da zaten ıkınıyor. Daha önce yumurtlamış bir kuş olduğu için de kolay yumurtlayacağını düşünüyorum. Yumurtayı öne aldıktan sonra zaten yumurtanın çıkması kolay olacak arkadaşlar. Önemli olan yumurtayı ön tarafa almak. Fazla da zorlamadan arkadaşlar yavaş yavaş bakın kesenin ağzı zaten şu beyaz olan kısım. Daha önce yumurtladığı için kese ağzı beyaz. Yavaş yavaş yumurta kesesini gördüğünüz gibi çıkarıyorum.
Buradaki kılcal damarları görüyorsunuz. Evet, kuş da zaten ıkınıyor. Evet yavrum çıkıyor. Bakın yumurta çıkıyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Evet arkadaşlar artık yumurta geldi. Evet. Evet arkadaşlar yumurtamız çıktı. Çıktıktan sonra popo kısmını toparlaması için şöyle elinizle yavaş yavaş bastırıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı bir doğumu da sizlerle gerçekleştirdik. İşte kuşumuz ve yumurtamız canlı canlı. Operasyon nasıl yapılıyor? Burada hem anlattım hem de sizlere gösterdim. Yumurta yuvaya koyacağım. Yumurta belli bir havayla temas ettikten sonra belli bir süre sonra kabuğu sertleşiyor. Şu anda zaten hafif bir yumuşaklık var. Şimdi yuvaya gidiyoruz. Yuvasına koyuyoruz kuşla beraber. Evet. Şimdi dişiyi bırakıyorum. Yumurtayı da yuvasına tekrardan bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi kuşumun suyuna vitaminini verdim. Ekstra olarak kalamar bulamadığınız durumlarda size özellikle bugün bakın bundan kullandığım için bol bol aldım. Geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mineral blok arkadaşlar. İçinde kalamar kadar olmasa da kalamarın verebileceği kalamardan alabileceği kalsiyum, magnezyum hepsini karşılasın diye gördüğünüz gibi ben Power Max'ın böyle gaga taşlarından alıyorum. Bunlardan bakın daha önce koyduklarının haline bir bakın. Kuşlar içinden geçmişler resmen bunları. Evet. Şöyle net bir görüntü alabiliriz de. Gördünüz mü arkadaşlar içinde değişik farklı taşlar. Değişik. Gördüğünüz gibi. Kafeste de astıklarım bitmişti. Şimdi yeni aldım. Özellikle yumurtlayan dişilerin kafeslerine asıyorum. Hepsini asmak gerekiyor arkadaşlar. Hepsinin bu vitamin ihtiyacı var. Al kızım. Sarı kız. Sabahtan beri beni al diye bağırıyor. Videoda zaten cık 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 sesini duyacaksınız. Yumurtlayan kuşun bu kadar sesi çıkmadı. Burada iki kuşum da alışkın olduğu için bunları da geldiğim zaman dışarı bırakıyorum. Gel kızım. Gel kızım gel. Sarı kız biraz kıskanıyor bakın. Koşuyor üzerime doğru atlayacak galiba. Kızım gel sen de gel gel. 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 Evet bu da mavi kızım. Gel omuzunu al. Al omuzunu. Evet, bu da sarı kız. Gel sarı kız. Evet arkadaşlar. Bu da sarı kızımız. Her zamanki gibi. Sen de ye. Bak tadına bak. Tadına bak. Hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu anda yumurtlayan kuşumu görüyorsunuz. Gayet rahatlamış durumda. Yuvanın kapısında sessiz sakin bir şekilde şu anda bakın normal bekliyor. Kendini toparlamayı bekliyor. Çok şükür çok halsiz kalmadan yumurtamızı çıkardık. Sizler dikkatli olun. Bu yumurta çıkartmak kolay bir şey değil. Bunun zamanlaması çok önemli. Kuş ne kadar halsiz kalacak, ne kadar kendini salacak bu önemli. Kuş kendini çok saldıktan sonra da ölümle sonuçlanabiliyor bu müdahaleler. O yüzden biz alıştığımız için gördüğümüz anda ne zaman müdahale edeceğimizi biliyoruz. Bununla ilgili tabii ki Pet Shop'ta müdahale ettiğim video var. Canlı doğum anı var. Yumurta sıkışması ile ilgili videolarım var bayağı birçok. Hepsini izleyerek hepsinden bir tecrübe edinebilirsiniz. Yumurta çıkarmasıyla alakalı. Bugünlük benden bu kadar. Muhabbet Kuşları Dünyası olarak kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bu canlı doğum için de sizlerden birer like bekliyorum. Güzel de yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün de sizler için yumurta sıkışması ile ilgili video çekeceğim ve canlı olarak yumurta sıkışmasını çıkartacağız arkadaşlar. Daha önce sizlere yumurta sıkışmasından bahsettim. Yumurta sıkışmasına birçok kez müdahale ettik. Tekrardan hatırlatma amaçlı ve bu yumurta sıkışmanın sebeplerinden biraz bahsederek yumurta sıkışmasına tekrardan müdahale edeceğiz beraber arkadaşlar. Şimdi yumurta sıkışması dediğim gibi kalsiyum eksikliği, kalamar kemiği bulamıyoruz.